Türkiye-Bulgaristan A milli futbol takımları arasındaki maç Ankara'da 19 Mayıs stadyumunda oynandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren akın akın stadyuma koşan Ankaralılar, maç saatinden çok önce bütün tribünleri hınca hınç doldurmuş bulunuyordu. Saat tam 13.55'te iki takım kaptanı Lefter ve Boşkov önde olmak üzere Bulgaristan ve Türkiye milli takımları sahaya çıktılar. Milli takımlar şu kadrolarla sahada yer aldı. Bulgaristan, Naydenov, Rakarov, Dimitrov, Boşkov, Manolov, Kovacev, Milanov, Dimitrov, Panoyatov, Kolev, Yanev. Türkiye, Özcan, İsmail Basri, Mustafa Naci Ahmet, Lefter Metin, Şeref, Can Kadri. Hakemler Avusturya Federasyonu'ndan Stol Roman Steiner. Ankara Valisi ve Futbol Federasyonu Başkanı'nın takımlara başarılar dilemesinden sonra milli marşlar çalındı. Takım kaptanları arasında bayrak kağıt ediliyor. Para atılıyor. Kura'yı Bulgaristan takımı kazandı. Oyuna milli takımımızın vuruşuyla başlandı. Devamlı surette yağan ve ancak maçtan az önce dinen yağmur dolayısıyla saha çok ağırlaşmış ve top kontrolünü imkansız hale getirmişti. Buna rağmen takımlar zaman zaman tehlikeli hücumlar yapmaya imkan buldular. İlk tehlikeyi biz atlattık. Bulgar sahaçının şutunu Özcan bloke etti. Bulgarlar bilhassa sağ kanattan hücuma geçerken takımımız da daha ziyade ortadan hücum ediyordu. Dokuzuncu dakikada soldan inen Kadri faulle durdurulduktan sonra büyük bir tehlikeyle karşılaştık. Sağdan sol işlerinin çektiği kornere Özcan çıktı. Fakat topa hakim olamadı, sağ açığın boş kaleye çektiği şut bir tarih eser olarak avuta çıktı. İlk 15 dakikada bilhassa ortadan ve sağdan inen Bulgarlar müdafaamızı hayli tazyik ettiler. Bu arada defansımızın sık sık gedik vermesi de Ay Yıldızlı 11'den başarı bekleyenlere epeyce endişelendiriyordu. Fakat 15. dakikadan sonra müdafaamızda bir toparlanma görüldü. Bu gittikçe gelişti. Bu arada üç ortamız, Metin, Şeref, Can, nefis kombinasyonlarla sık sık rakip kaleye inmeye başladılar. Bilhassa Can fevkalade oyunlarından birini gösteriyordu. Maçın tam 30. dakikasında kornerden gelen topa Özcan çıkmış tutamamıştı. Santriforları bunu kafayla şuta çevirdi. Top boş kaleye girerken iyi yer tutmuş olan İsmail, mükemmel bir kafa müdahalesiyle muhakkak bir golü önledi. 37. dakikada Metin Şeref anlaşması, Şeref'in sıkı şutunun asla avuta gitmesiyle neticesiz kaldı. Maçın ilk devresi, umumiyetle karşılıklı akınlarla geçti. Forvetlerin kaleye uzaktan çektikleri şutlar, kaleciler tarafından rahat bir şekilde bloke ediliyor. İlk devre bu surette golsüz beraberlik kazanıyordu.
İkinci devrede Bulgar takımında bir değişiklik yapıldı. Sağ şık mevkiine Diyev getirildi. Bu devrede de oyun aynı tempoda cereyan etti. İkinci devrenin 10. dakikasından sonra takımımız oyunda nispi bir hakimiyet kurdu. Takımımız açılmış ve hücum teşebbüsünü ele almıştı. Bulgarların soldan yaptıkları bir akımda İsmail topu keserek bir tehlikeyi bertaraf etti. 21. dakikada sağdan leftleri sürüp ortaladığı topa müsait pozisyonda kafa vuran Metin, mühim bir fırsatı kaçırmış oldu. Top kısa mesafeden avuta çıktı. İkinci devrenin 37. dakikasında lefter takımdan çıktı. Kadri sağ açığa geçti. Galatasaraylı Ahmet de solda oynamaya başladı. Bu devrede orta hafımız Naci, tehlikeli birkaç akını güzel bir şekilde önledi. Son dakikalarında her iki takım da neticeye razı bir oyun oynuyorlardı. Sıfır beraberlikle sona erdi. Maç bittiği zaman her iki takım oyuncuları bu mücadelenin yorgunluğu içinde fakat neticeden memnun olarak sahadan ayrıldı.